GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makro gelişmeleri değerlendirdiğimizde özellikle piyasalarda endeksler bazında son iki gündür görülen yükselişlerin ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte yerini daha karışık bir seyre bıraktığının ifade edebiliriz. Öne çıkan başlık bu şekilde. Bunun yanında piyasalarda özellikle tabii ki ABD Piyasa borsalarındaki geriye aşağı yönlü hareketlerin devamını Asya tarafında da gördüğümüzü ifade edebiliriz. Avrupa tarafında da daha karmaşık bir seyir bugün öne çıkıyor ancak satışların yine ağırlıklı olduğunu ifade ediyoruz. Peki Obama ne demişti? Ukrayna tarafındaki gerilimi aslında piyasalar çok fiyatlamazken... Ee, Obama'nın açıklamaları gerilimin bir miktar daha tırmanarak bunların da fiyatları e, yansımasına neden oldu endeksler tarafında ve e, düşüş geldi. Obama'nın özellikle e, yaptırımların artabileceği ve e, NATO'yu da askeri bir şekilde önlem almaya davet etmesi etkili oldu. Piyasalar bu riski e, endekslerde fiyatladı diyebiliriz. Bunun dışında... E, Yurt içi piyasalara baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, munzam karşılıklara faiz ödemesi yapabileceği yönündeki açıklamaları ve bunun resmi gazetede tebliğ şeklinde de yayınlanması olumlu yansıdı dün piyasalara ve e, endekste yukarı yönlü hareketlerin %4'leri aştığını gördük dün. Bugün de ilk seansı yine pozitif tarafta tamamladı biz endeksi. Seçim öncesinde bu yükselişlerin e, öne çıktığını ifade edebiliriz. Diğer taraftan son iki gün içerisinde de yurt içi piyasalara yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir servis Maya girişinin olduğu da yine basına yansıyan haberler arasında yer aldı. Ukrayna tarafına baktığımızda IMF ile bugün anlaşma sağlandığı e, haberini e, duyurdular. Ve e, yaklaşık 14-18 milyar e, dolarlık bir e, anlaşma olduğunu ifade ettiler. Tabii ki bunun yine Ukrayna ekonomisi üzerinde e, etkileri olacak. Belirli e, tabii ki yapılması gereken ev ödevleri olacak Ukrayna'nın. Örneğin gaz fiyatlarını %50 arttırması gerekiyor ettiği e, söyleniyor yine e, Ukrayna tarafındaki bu belirsizliğinde En azından Şimdilik bu anlaşmayla birlikte bir miktarda bir e, giderildiğini ifade edebiliriz. Günün dikkat çeken gelişmesi ise Sterlin tarafında oldu. Perakende satışlar verisinin tahminlerin üzerinde açıklanmasıyla birlikte ülkenin para veriminde sert yukarı yönlü hareketler gördük. 0.5'lik bir artış öngörülüyordu ki 1.7 olarak açıklandı ülkedeki perakende satış rakamı. Bu da tabii ki Sterlin üzerinde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasını sağlayan ana başlıklar arasında yer aldı. Diğer taraftan Avrupa borsalarına başlayan Baktığımızda özellikle ECB'nin teşviklerini teşvik vereceği ekonomiye yönündeki beklentilerin etkili olduğunu ifade edebiliriz ki burada Almanya Merkez Bankası Başkanı ve aynı zamanda ECB üyesi olan Jens Weidmann'ın konuşmalarının etkili olduğunu söyleyebiliriz ki piyasalar bir miktarda aslında şaşırdı da diyebiliriz Weidmann'ın açıklamaları çünkü parasal genişlemenin masadaki seçeneklerden biri olduğunu ifade etti. Almanya tarafından bunları duymak ECB'nin ekonomiye destek vereceği yönündeki beklentilerinde Fiyatlanmasını destekledi diyebiliriz. Euro'da e, aslında değer kayıpları bir miktarda bunun etkisiyle ilerliyor. Bunda altını çizmekte fayda var. Ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Burada özellikle stoklara ilişkin beklentilerin yanında ABD'deki stoklara ilişkin beklentilerin yanında e, Libya'dan gelen haberler de etkili oluyor. E, Petrol kanallarının yaşanan protesto gösterile birlikte kapanması aslında arz taraflı endişelere neden oluyor, arzın azal azalabileceği yönündeki kaygıların art artmasını e sağlıyor aslında. Günlük e 1,5 milyon varillik bir e kapasitesi olduğu düşünülen Libya'nın şu anda yaklaşık 171 bin varillik günde üretim yaptığı söyleniyor ki bu e bahsettiğimiz protestolar. E Petro üretiminin aksamasına neden olan ana başlıklar arasında yer alıyor. Altın tarafına baktığımızda ise Fed'in para politikasını e, kısmaya devam edeceği, tabir alımlarını azaltmaya devam edeceği ve yılın konuşmalarının bu tarafta fiyatlandığını ifade etmekte fayda var. Peki günün devamında e, piyasaları neler bekliyor? Bunu göz attığımızda önemli e, rakamların... E, Piyasaların beklediğini ifade edebiliriz. Özellikle GDP verisi, ABD'nin büyüme verisi büyük bir dikkatle takip ediliyor olacak. Saat 14.30'da açıklanacak. %2.4'lük bir rakam açıklanmıştı. %2.7'yi revize edilmesi bekleniyor. 2013'ün son çeyreğine ilişkin 3. ve son tahmin olacak bu. Yani 2013 yılının 4. çeyreğinde ABD ekonomisinin ne kadar bir büyüme kaydettiğini görüyor olacağız. 2.7'nin üzerindeki rakamlar e, olumlu yansıyabilir piyasalara ve dolarda da değer kazanımlarının görülmesine destek olabilir. Tam tersi durumda da ABD'nin para biriminde değer kayıpları görebiliriz. Aynı saatte yine istihdam talepleri verisi de piyasaların merceği altında olacak. Diğer taraftan FOMC üyesi Piyano da bugün bir konuşma yapması bekleniyor. Piyano Alto geçtiğimiz yıl içerisinde FOMC toplantılarında oy hakkına olan, oy hakkı olan bir e, üye değildi. Ancak artık 2014 yılında yeni sirkülasyonla birlikte e, Cleveland Fed Başkanı'nın artık FOMC toplantılarında oy verdiğini hatırlatmakta fayda var. Yani konuşmaları piyasalarda etkili olabilir. Saat 16'da yine önem derecesi yüksek beklemedeki ev satışları verisi dikkatle takip edilecek. Konut piyasasına baktığımızda ABD'den karmaşık bir seyir olduğunu görebiliyoruz aslında. Çok olumlu verilerin geldiğini söylemek güç. Ancak diğer taraftan Özellikle son Aralık ve Ocak ayında yaşanan soğuk havalar sonrasında bir bir miktarda emlak piyasasının canlanmaya başlayacağı yönelik beklentiler var. Bu veride beklemedeki ev satışlarına nasıl yansıyacak bunu görecek piyasalar bugün ve yüzde %0.1'lik beklentinin altında ya da üzerinde gelmesi hem ABD dolarında hem de endeksler üzerinde etkili olabilir. İki tarafı da değerlendirmenin daha doğru olacağını ifade edebiliriz. Saat 16.30'da ise doğal stokları yine yine doğalgaz fiyatlarını etkili olabilecek önemli rakamlar arasında yer alıyor. Genel anlamda gün içerisindeki temel faktörleri değerlendirdiğimizde bu şekilde bir toparlama yapabiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.